سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Değerli kardeşlerim, geçen derslerimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Resullük görevine hazırlık müddetini işlemiştik. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi o büyük buluşma için hazırlıyordu. Çünkü dediğimiz gibi o büyük buluşma kendi zatında ürkütücü, korkutucu ve endişelendirici bir buluşmaydı. İlk defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril ile Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu melekler arasında en büyük melek olan Cibril ile buluşacaktı ki ilerideki hadislerde ona da değineceğiz. Cibril'in görüntüsü bütün ufuku kapatıyordu. Semayı, ufukun hepsini kapatıyordu. O kadar büyük, 600 kanatlı bir melekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz buna bir hazırlığı olması lazımdı. Allah Azze ve Celle de onu çeşitli yollarla buna hazırlamıştı. İşte şu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin artık yaşı tam 40'a basmış. Artık vahiy alma vakti gelmişti. Peki neden Allah Azze ve Celle Resullerini 40 yaşında Resul olarak göndermiştir? Yani Risaleti Allah Azze ve Celle 40 yaşında vermiştir. Çünkü değerli Müslümanlar, hala günümüzde de bu malumdur, bilinir. 40 yaşı insanın aklının tam manasıyla olgunluğa, rüşte ulaşma yaşıdır. Artık insan 40 yaşına ulaştığı zaman hayatın çeşitli zorluklarını görmüş, öğrenmiş, bu konuda tecrübe sahibi olmuş olur. Bundan ötürü bakın 40 yaş ve üstünde olan insanların, büyük işte babalarımızın, dedelerimizin bir işe kalkışacakları zaman, bir iş yapacakları zaman çok düşündükleri, çeşitli yolları, karşımıza çıkacak olan çeşitli sıkıntıları düşündüklerini, bunu da dile getirdiklerini görürüz. Neden? Çünkü onlar işin sadece biz gençlerin gördüğü gibi bir pencereden görmüyorlar. Bilakis yaşlarının kendilerine vermiş olduğu o olgunluktan, akıl olgunluğundan ötürü işlerin arka tarafında, arka perdesinde de bir şeylerin olacağını tahmin edebiliyorlar. Yani artık yaşları olgunlaşmış, hayatın zorluklarıyla bizzat karşı karşıya kalmışlardır. Bunu öğrenmiş, bu hususta tecrübe sahibi olmuşlardır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de 40 yaşına kadar bu şekilde günahlardan korunarak Allah Azze ve Celle'nin hazırlığıyla beraber büyüdü. Allah Azze ve Celle onu bütün kötülüklerden korudu. Ve 40 yaşına gelince artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların içinde bulunmuş olduğu bu cehaleti, bu şirki, bu dalaleti tam anlamıyla iyi bir şekilde artık idrak etmişti. Yani insanların kötü yolda olduğunu, onları hakka davet etmenin gerekli olduğunu artık bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlamıştı. O vahyi alma yaşına gelmişti. Allah Azze ve Celle de ona bu yaşta vahiy verdi. Bakın değerli Müslümanlar, bu hususta Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisi okuyarak inşallah dersimize başlayacağız ki bu hadis bize vahyin alınma kıssasını anlatan en açık hadistir. Sahih Buhari'de ve Müslim'de geçer. Ayşe radıyallahu anh'a anlatır. Der ki: "Evvelu ma budi'a bin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem min el vahyi er ru'ya salihah." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiyden verilen ilk çeşit sadık salih rüyaydı. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا اِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ Gece gördüğü her rüya tıpkı gündüzün aydınlığı gibi gerçekleşir ve yerine gelirdi. وَحُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلَى Ve kendisine halvete çekilmek, uzlete çekilmek sevdirildi. فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءَ فَيَتَحَنَّثُ ف۪يهِ Hira Dağı mağarasına çıkar, o dağa çıkar. Orada günlerce ard arda peş peşe kalır ve ibadet ederdi. وَيَتَزَوَّدُ لِذَٰلِكِ Bunun için de yanına azık götürürdü. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halvete çıkacağı zaman orada sayılı günler kalacağını, biraz fazla kalacağını bildiği için yanına azık da götürürdü. ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى خَد۪يجَ Yanındaki o azığı ve halvet müddeti bittikten sonra Hatice annemizin yanına gelir. فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَ Hatice annemiz önce hazırladığı kadar yine tekrardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme azık hazırlardı, gıda hazırlardı ve tekrardan Efendimiz'e verirdi. Bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli Hira mağarasına gidip geliyordu. Orada halvette kalıyordu. Diyor ki Ayşe annemiz, hatta feci'ehul hakku ve huve fi gari Hira.
Ta ki en sonunda hak olan o vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasındayken kendisine geldi. فَجَاءَهُ الْمَلَكُ ف۪يهِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasında halvetteyken, uzletteyken melek kendisine geldi. Ki bu melek vahyi taşıma ile sorumlu görevli olan melek Cibril aleyhisselamdır. Kendisine geldi. Fekale ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa Cibril'i görüyordu. İlk defa Cibril ile yüz yüze geliyordu. Tabi onun vermiş olduğu korku, onun vermiş olduğu bir dehşet vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok korkmuştu bundan. Melekin Cibril'in kendisine söylemiş olduğu ilk söz fekale lehu ikra. Ona oku demiş olmasıydı. Bakın değerli Müslümanlar, seneler sonra insanlar cehalet çukurundayken, şirk çukurundayken, onları bu çukurdan çıkarmak için, oradan kurtulmak için, kurtarmak için 7 kat semanın üzerinden yeryüzünde bulunan birine vahiy iniyor. Yani o insanların hepsini bulunmuş olduğu o durumdan kurtaracak bir emir geliyor. Peki bu emir ne? İlk emir, ikra, oku. Hadisi öncelikle bitirelim değerli Müslümanlar. Sonra tekrardan oku bölümüne, okumanın faziletine, ilmin faziletine döneceğiz. Bakın, diyor ki Cibril kendisine gelip söylediği ilk söz فَقَالَ لَهُ اِقْرَى Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki oku. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve selleme مَا اَنَا بِقَارِي Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine dedi ki ben okuyan biri değilim. Okuma yazma bilen biri değilim. Ben ümmiyim. Sonra diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهَدِ Diyor ki ben okuma bilmem dedikten sonra Cibril beni aldı, beni iyice sıktı, göğsümü sıktı ta ki takatim kesilinceye. Nefesim nerede kesilinceye kadar beni sıktı, ondan sonra beni bıraktı. Ve dedi ki فَقَالَ اِقْرَى Bana dedi ki tekrardan oku. Ben aynısını söyledim. فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِي Dedim ki ben okuma yazma bilen biri değilim ki. Okumayı bilen biri değilim. Neyi okuyacağım? Nasıl okuyacağım bilmiyorum dedim diyor. Sonra bana tekrardan oku dedi. Ben de üçüncü defa tekrardan aynı cevabı verdim. Dedim ki مَا اَنَا بِقَارِي Ben okuyabilen biri değilim. Okur yazar değilim. Ben ümmiyim. Okumayı yazmayı bilmeyen biriyim dedim diyor. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي ثَالِثَ Beni aldı ve üçüncü defa tekrardan takatim kesilinceye kadar sıktı. Ondan sonra bıraktı ve orada işte ilk vahiy getirdi. Ve dedi ki İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. İşte bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk defa 7 kat semanın üzerinden Allah Azze ve Celle'den bir vahiy geliyordu. Peki değerli Müslümanlar, bu vahiy neydi? Öncelikle İkra suresinin 5 ayetini okuyalım. İlk gelen emir neydi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme? Allah Azze ve Celle Efendimiz'e şöyle buyurdu. İkra bismi rabbikellezî halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Halakal insâne min alak. O Allah ki insanı bir kan pıhtısından yarattı. Hiç ortada olmayan, hiçbir şeyi bilmeyen insanı bir kan pıhtısından yarattı. İkra ve rabbukel ekram. Oku, şüphesiz senin Rabbin büyük kerem sahibidir. Ellezî alleme bil kalem. O kalem ile insana öğretmiştir. İnsanı ilim sahibi kılmıştır. Allemel insâne mâ lem ya'lem. İnsana hiç bilmediği şeyleri öğretmiştir. Subhanallah. İnsan sadece bu ayetleri okuduğunda dahi acayip şekilde tesirleniyor. Bir de düşünün uzun zaman sonra vahiy insanlardan kesildikten sonra insanlar sapıklığın, delaletin, şirkin içerisine düştükten sonra Allah Azze ve Celle'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril vasıtasıyla bu ayetleri indiriliyor. Bakın değerli Müslümanlar ayetin manasına gelelim. Ki bu derste özellikle üzerinde durmak istediğim konu burası değerli Müslümanlar. Allah için buraya dikkat edelim çünkü bu hususta günümüzdeki Müslümanların çok büyük hatası var. Bizim genel olarak bu hususta çok büyük taksiratımız var. Bakın değerli Müslümanlar, az önce de söylediğimiz gibi insanlar şirk ve cehalete dalmışlardı. Ki biz ilk derslerimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce
Mekke'deki insanların ve genel olarak dünyadaki insanların durumunu anlatmıştık. Onların üzerinde bulunduğu karmaşık dinleri, Hristiyanlar doğru Hristiyanlık üzerine değil, Yahudiler sapmış olan bir Yahudilik üzerinde. Hanif din üzere olduğunu iddia edenler İbrahim'in dininden değil, onun dininden olmayan şeylere, hatta şirklere dalmışlar. Dini olarak çökmüşler, ahlaki olarak da büyük bir çöküntü içerisine girmişler. Çok çirkin şeylere yönelmişler insanlar. Bunların hepsini beraber okuduk değerli Müslümanlar. Bakın, insanlar bu kadar kötü bir durumda. Sapmışlar, saptırıyorlar. Kendilerine gelen insanları asıl fıtratından saptırıyorlar. Hanif olan insanların sözlerine dahi bakmıyorlar. Ki dedik aralarında hanifler zaten çok azdı. Doğru hanif din üzere olanlar çok azdı. Onlara bakmıyorlar. Onların sözlerini dinlemiyorlar. Onların dedikleriyle amel etmiyorlar. Yani doğruyu söyleyenlere kulak vermiyorlar. Kulaklarını tıkamışlar. İnsanlar bu kadar kötü bir durumda. Peki Allah Azze ve Celle bu insanları kendisinde bulunmuş olduğu bu çukurdan çıkartmak için kendilerine ne emrini veriyor? İlk emir onlara neydi? Uzun bir müddet vahiy yok. Sonradan vahiy geliyor ve gelen ilk emir değerli Müslümanlar. Buraya Allah için dikkat edelim. İkra, oku. Peki bu okuyu kime diyor Allah Azze ve Celle? Kime gönderiyor bunu? Muhammed İbn Abdillah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Peygamber Efendimiz okur yazar mıydı? Değildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumayı yazmayı bilmeyen biriydi. Buna rağmen Allah Azze ve Celle 7 kat semanın üzerinden emrediyor Efendimiz'e. İkra, oku, okuyacaksın. İnsanları cehalet çukurundan çıkartacak tek yol okumaktır. Okumayan bir kavim felaha ulaşamaz. Okumayan bir kavim cehaletten kurtulamaz. Okumak, ilim sahibi olmak Allah Azze ve Celle'nin bizim ümmetimize vermiş olduğu ilk emirdir. İkra, oku. Bakın Allah Azze ve Celle okumayı bilmemesine rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okumayı emretmiştir. O halde günümüzde kimi Müslümanlar çıkıp şöyle dememeli. Ya ben okumak istiyorum, ilim sahibi olmak istiyorum ama ben körüm. Veyahut da okumayı bilmiyorum. Bakın kör olan nice alimlerimiz var değerli Müslümanlar. Kör olan hala muasır alimlerden de Allah rahmet eylesin, yakın zamanda vefat etmiş Şeyh Hamud bin Ukle, kendisi amaydı, kördü ama zamanımızın en büyük alimlerindendi. Kör olmak veyahut da gözlerinin görüp okumayı bilmemesi birinin okumaması için mazeret değildir değerli Müslümanlar. Allah için buna dikkat edelim. Sen okumayı bilmiyorsan dahi okumayı bilenlerden yardım alıp okumayı öğrenmen lazım. Okumayı bilmiyorsan dahi günümüzde sesli şekilde dinlenen kitaplar var. Onlardan dinlenip ilim sahibi olman, derslere katılman, faydalanman ve bilgi sahibi olman gerekir. Ve bunun dışında daha sayabiliriz. Mesela günümüzdeki en büyük hatalardan bir tanesi şudur. Derler ki okumak o bizim işimiz değil, o hocaların işi. Okumak o zaten talebelerin işi. İlim talebeleri var ya zaten, onlar okuyorlar. İşte değerli Müslümanlar, günümüzde de çıkan birçok fitnenin, sıkıntının, başımıza gelen belaların ve imtihanların en başlı sebeplerinden bir tanesi de budur. Bize verilen ilk emri unutmamız ve bunu yerine getirmememizdir değerli Müslümanlar. Aslen ben bu derste bunun üzerinde durmayı çok istiyorum. Yani bizler her şekilde okumamız lazım. İstersen sen bir Müslüman olarak esnaf ol, istersen manav ol, İstersen doktor ol, ister ilim talebesi ol, hoca ol, isterse de hocalıkla, ilim talebesiyle alakası olmayan normal bir Müslüman ol. Kim olursan ol, Allah Azze ve Celle'nin emri hepimize gönderilmiştir. Hepimizin okuması lazım. Bu ümmetin, geçen dersimizde de söylemiştik, başı ne ile ıslah olduysa sonu da ancak ve ancak onun ile ıslah olur. Allah Azze ve Celle Mekke toplumunu ıslah etmek için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk hangi emri verdi? Oku dedi. O halde biz ıslah olmak istiyorsak, aramızdaki fitneleri bitirmek istiyorsak, ihtilaflara son vermek istiyorsak, başımızdaki sıkıntılardan ve dertlerden kurtulup tekrardan eski izzet günlerine dönmek istiyorsak, Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlara bahşettiği o hükme, o saltanata ulaşmak istiyorsak, o halde ilk emirden başlamamız lazım. Allah Azze ve Celle'nin verdiği ilk emirden başlayacağız. Oku. Okuyacağız diyelim Müslümanlar. Otururken, yatarken, yürürken, arabada bir yere seyahat ederken imkan bulduğumuz müddetçe okuyacağız. Çünkü şunu bileceğiz. Bizi içinde bulunmuş olduğumuz bu cehaletten, bu sıkıntıdan, bu bilgisizlikten çıkartacak tek yol okumaktır. Bunu gerçekten her vakit düşünmemiz, üzerinde tefekkür edip bu ilk emirle amelde bulunmamız gerekir değerli Müslümanlar. Esnafsan da okuyacaksın, ilim talebesisin de, o ilim talebesi olsan da okuyacaksın.
bir doktor da olsan, avam bir Müslüman da olsan, okuma yazmayı bilmesen de, kör olsan dahi gücün nispetinde ilmi öğreneceksin. Eğer biz ilmi sırtımızın arkasına atar, öğrenmeyi terk edersek, o halde bizden önceki ehli kitaba benzeriz. Okumayan, bilmeyen, bir şeyleri ezberlemeyenler gibi oluruz. O halde ne olur değerli Müslümanlar? Karşımıza çıkan en az ilim sahipleri dahi yapmış oldukları hurafelerle bizi doğru yoldan çıkartabilirler. Niye? Çünkü okumuyoruz, bilmiyoruz. İşte günümüzde bakın sofilere yönelenlerin çoğu bundan ötürü yöneldi. Kur'an, sünnet ve selefimizin yolunu hak manasıyla okumadılar. Selefimizin Kur'an ve sünnete nasıl bakılması, nasıl fehmedilmesi gerektiğini okumadılar bununla alakalı sözleri. Dolayısıyla kendi şeyhlerine, efendilerine tabi oldular ve bu hususta hatta şirke dahi düştüler. İşte bu neden? Okumamalarından ötürü. Veyahut kendilerine verilen yanlış kitapları okuyup hak yolda yürümemelerinden ötürü. O halde değerli Müslümanlar, hepimizin gücümüz nispetinde okuması lazım. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen, indirilen ilk ayetler üzerinde tefekkür etmeliyiz. Allah Azze ve Celle diyor ki oku Cibril vasıtasıyla. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı ne? Mâ nebi kâri. Ben okumayı bilmiyorum. Peki mazeret olarak kabul edildi mi? Edilmedi. Ne yaptı Cibril? Bu sözün üzerine. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aldı. Sıktı, 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 sıktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin takati kesilince bıraktı. Sonra dedi ki oku. Tekrardan okumasını istedi. Yani okuma bilmiyorum demek mazeret değil. Aldı Cibril Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sıktı. Şimdi birazdan o faydaya da değineceğiz. Yani Cibril Peygamberimize şu manayı vermek istiyordu. Sen okumayı bilmiyorsan da kendini sıkarak takatin kesilinceye, nefesin bitinceye, vakitlerinin hepsini harcayıncaya kadar güç nispetinde ilim sahibi olmaya çalışacaksın. Başka yolu yok. Okumayı bilmiyorsan da okuyacaksın. Okumayı bilmiyorsan da ilim sahibi olacaksın. Dersler dinleyeceksin, sual edeceksin, bilenlerin yanından ayrılmayacaksın. Onların dizinin dibinde olacaksın, öğreneceksin. Bu din, bu dava rahatlıkla, kolaylıkla gelen bir dava değildir değerli Müslümanlar. Onun için bakın Cibril daha ilk buluşmada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu manayı veriyor. Ağlıyor, sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki takatim kesildi artık. Neredeyse nefes alamayacak duruma geldim. Ondan sonra Cibril beni bıraktı. Peki bıraktıktan sonra rahatlık geldi mi? Hayır. Tekrardan söyledi. İkra, oku. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı şeyi tekrarladı. Ve bakın değerli Müslümanlar bu üç defa tekrarlandı. Ben okuma bilmem, ben okuma bilmem, ben okuma bilmem hiçbirini mazeret saymadı. Çünkü Allah'tan emir gelmişti. Cibril onu mazeret sayamazdı ki. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e okumasını emretmişti. Okuyacaktı. Ne olursa olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuyacaktı. Öğrenecekti, bilecekti. Çünkü insanları o çukurdan çıkartacak tek şey, ilk şey özellikle okumaktı. Bunu yapması gerekiyordu. Bakın sonra ne dedi? Üç defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya ben okuyamıyorum. Sonrasında dördüncüsünde ne dedi? İşte bu sefer ayetleri getirdi ona. Sen zaten tek başına bunu yapamazsın. Tek başına ilim sahibi olamazsın. Kendi başına zaten okuyan biri olamazsın. Sen Allah'ın yardımıyla bunu yapacaksın. Ne dedi? İkra bismi rabbikellezî halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Rabbin seni yoktan var etti. Hiç yoktun, seni yarattı, var etti, dünyaya getirdi. Bu yaşına kadar sana rızkını eksiksiz verdi. Bu yaşından sonra ölene kadar da eksiksiz bir şekilde verecek. Bunların hepsini yaratan Rabbinin adıyla oku. Ondan yardım isteyerek, ona güvenerek, onun emrine itaat ederek oku. Çünkü bu emir ondan geldi. Bizim de işte böyle yapmamız lazım değerli Müslümanlar. Okuyamıyorum, canım sıkılıyor, kitabı açtığım zaman işte uykum geliyor. Bunların hiçbir mazeret değil değerli Müslümanlar. Kesilecek nefesimiz, takatimiz kesilecek, yoracağız kendi nefsimizi, ilim yolunda ter akıtacağız. Allah Azze ve Celle'ye dayanarak, ondan yardım isteyerek, sadece amelimizi onun için halis kılarak okuyacağız. Allah bize bunu emretti. Bakın Allah Azze ve Celle ilk ayetlerde çok büyük faydalar veriyor bütün İslam ümmetine. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İnsan eski halini hiç düşünmüyor mu? İnsan eskiden yoktu. Lem yekun şey'en mezkura, hiç zikredilmeyen, anılmayan bir şeydi insan. Allah Azze ve Celle onu bir kan pıhtısından yarattı. Bir meniden yarattı değerli Müslümanlar. İnsanoğlu bu kadar aciz. Lakin Allah Azze ve Celle onu yarattı. Eğer Allah seni yoktan var ettiyse okumayı bilmiyorsan Allah sana öğretir de. İlim sahibi değilsen, Allah'tan yardım istersen Allah sana ilim de verir. Lakin senin bu hususta çalışman lazım. Ben esnafım. Ben tacirim, tüccarım. E benim ne işim var okumakla dememen lazım. Müslüman mısın, değil misin? Müslümanız elhamdülillah. O halde okuman lazım.
Çünkü bu hitap sadece Efendimiz'e değil, bütün ümmetine gelmişti. Bu hitap sadece ilim talebelerine değil, bütün Müslümanlara gelmişti değerli Müslümanlar. Buranın üzerinde durmamız lazım. Bakın, ayete devam edelim. İkra ve Rabbukel Ekrem. Subhanallah, ne kadar derin manalar ifade ediyor ilk ayetler. Oku, şüphesiz büyük kerem sahibi senin Rabbindir. Ya senin Rabbin hepimizin rızkını veren değil mi? İnsanı yoktan var eden değil mi? Yeryüzünde birçok nimeti keremiyle, cömertliğiyle bize sunan, karşılıksız veren değil mi Allah Azze ve Celle? Evet. Sana okumayı da öğretir. Sana ilmi de öğretir. Hak yolu da öğretir. Bu yolda fedakar olmayı da öğretir. Mesele senin cüht sarf edebilmen. Mesele senin takatinin kesilinceye kadar amel edebilmen. Nefesin bitinceye kadar, ölüm sana gelinceye kadar Rabbini razı edebilmek için çalışman. Mesele bu. Bundan ibaret. Bakın, onun için Allah Azze ve Celle bu ayetleri indirdi. Ne kadar derin manalar sahip ayetler değil mi? İnsan üzerinde aslen her bir ayetin üzerinde uzun uzun dersler yapması gerekiyor. Lakin bu bizim konumuzla biraz uzaklaştığı için bu kadarla aslen iktifa etmek istiyoruz. Bakın, Allah Azze ve Celle bu ayetler vesilesiyle Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e çok büyük ibretler ve dersler veriyor. اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ O Allah ki kalem ile insana ilmi öğretti. İnsan kalem neydi bilmezdi. Kitap neydi bilmezdi, ilim neydi bilmezdi, okumak neydi bilmezdi, hiçbirini bilmezdi. Hepsini Allah öğretti. Biz anamızın karnından doğduğumuz zaman okumayı biliyor muyduk? Yazmayı biliyor muyduk? Hayır. Hepsini Allah Azze ve Celle bize öğretti. Bu hepsi Allah Azze ve Celle'nin üzerimizdeki keremiydi. Biz, düşünün değerli Müslümanlar ya, bir çocuk doğduğu zaman annesinden süt içmeyi nereden öğrendi? Onu Allah'tan başka kim onu öğretti? Allah Azze ve Celle öğretti. Biri gelip ona o anda ilim mi verdi? Hayır, idrak etmezdi. Daha bebekti çünkü. Çocuklara kötü olan yerlerden uzak durmalarını kim öğretti? Yakıcı olan, işte insan zarar verecek olan şey, hepsini Allah Azze ve Celle öğretti. Birçok ilmi, bütün ilimlerin hepsini Allah Azze ve Celle bize öğretti. Allah kalem ile insana ilmi verdi. Ve insanı bu özellikle de hayvanlardan ayırdı. Bakın değerli Müslümanlar, hayvanlar da canlılar. Hayvanlar da yiyorlar, hayvanlar da içiyorlar, hayvanlar da birlikte oluyorlar. Maalesef günümüzde kimi Müslümanlar bu hususta batılılara, kafirlere benzemeye başlamış. En büyük hatalardan bir tanesi bu. Kafirler hayvanlar gibidir, hayvanlardan da daha sapkındırlar. Tek istekleri dünya metaıyla faydalanmak, yemek içmek ve birlikte olmak, bu kadar. Başka bir düşünceleri yok, tıpkı hayvan gibidirler. Lakin Müslümanın böyle olmaması lazım. Bir Müslümanın günlük hayatı yemeden, içmeden ve eşiyle birlikte olmadan ibaret olmaması lazım. Bir insanın hayatı, bir Müslümanın hayatı ilim ile iştigal etmekten, Allah'ın kendisine vermiş olduğu insanı hayvandan ayıran bu akıl ve idrak nimetini kullanmaktır. Hayvanlarda akıl ve idrak nimeti yok. Allah Azze ve Celle insana bunu vermiş. İnsanı bunun ile şerefli kılmış. O halde senin kendisiyle şerefli olduğun meseleye yönelmen lazım. İlme yönelmen lazım. Okumaya yönelmen lazım. Bilgi sahibi ve bu aklı hak yolda kullanmaya yönelmen lazım. Bu Allah Azze ve Celle bize vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesidir. Ki Allah ayette de dediği gibi kalem ile insana öğretmiştir. Allem, son 5. ayette allemel insane ma lem ya'lem. Allah Azze ve Celle insana hiç bilmediği şeyler öğretmiştir. Az önce verdiğimiz örnekler de buna örnektir. İnsanın ilk doğduğundan beri hiç bilmediği şeyleri Allah Azze ve Celle insana öğretmiştir. Bakın, dersin başında da söyledim ya, 40 yaşına ulaşmış olan biri aklının tam olarak zirve noktasına ulaşmış olduğu kimsedir. Artık hayatı tecrübeleriyle yaşamış ve bu hususta bilgi sahibi olmuş biridir. Bakın, 40 yaşına ulaştıktan sonra ayet iniyor. Ve okumasını emrediyor ve devamında diyor ki "Allemel insane ma lem ya'lem." Hiç bilmediği şeyleri insana öğreten kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. 40 yaşına kadar geldin ve bütün insanlar da gelecek ve ömrünün sonuna kadar Allah'ın takdir ettiği müddete kadar yaşayacaklar. Birçok şey öğrendin. Hayatta tecrübe sahibi oldun. Bir işe nasıl yaklaşman gerektiğini öğrendin. Ticaretinde nasıl bereketli ticaret yapabilmeyi, nasıl başarılı olabilmeyi öğrendin. Normal hayatını nasıl güzel sürdürebileceğini öğrendin. Peki bunları öğreten kimdi? Sana, bana, başkasına, bütün insanları öğreten kimdi? Allah Azze ve Celle'ydi. Bunları hepimize öğreten Allah Azze ve Celle. Hiç bilmediğimiz şeyleri Allah Azze ve Celle bize öğretmiştir. Peki bu nasıl oldu değerli Müslümanlar? Okuyarak, öğrenerek, ilim sahibi olarak. İşte bakın, burası önemli. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmemesine rağmen ona okumayı emretmiş. O halde günümüzde okuma yazmayı bilip de okumayanların hiçbir mazereti yok.
Okuma yazma biliyorlar. Lakin ona rağmen okumuyorlar. Kolayını bulmuşlar. Direkt sual ediyorlar. Evet. Bilmeyen kimse sorması lazım şer'i meselelerde. Allah Azze ve Celle bunu emretmiştir çünkü. فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bütün Müslümanlar iki kısma ayrılmıştır bu ayette. Bir soranlar, iki sorulanlar. Soranlar avamdır, bilmeyenler. Bir mesele hakkında cahil olan sorulanlar da zikir ehli ve alimlerdir. Evet, bilmediğimiz zaman sormamız gerekir. Ama bilmemenin, cehaletin, aynı zamanda hadislerde geçtiği gibi cehaletin giderilme yolu da okumak ve öğrenmektir. İlim sahibi olmaktır. Bundan ötürü Allah Azze ve Celle ilim sahibi olanları kendisiyle ve meleklerle beraber zikretmiştir. Ki bu da ulema der ki ilim ehillerinin, alimlerin faziletini gösteren en açık ayetlerden bir tanesidir. Bakın Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Şehidallahu ennehu la ilahe illa hu vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Allah kendisinden başka ilah olmadığına Allah şahitlik etti, melekleri şahitlik etti ve adaleti ayakta tutan alimler, tutarak alimler şahitlik etti. Bakın Allah Azze ve Celle bu ayette alimleri kendisiyle ve meleklerle beraber zikretmiştir. Bir yerde zikretmiştir, bir siyakta zikretmiştir. Bu da alimlerin Allah katındaki değerini gösterir. Yine Allah Azze ve Celle يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Allah Azze ve Celle sizin aranızdan iman edenleri derece olarak yükseltir. وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمِ ilim verilenleri, ilim sahiplerini, alimleri ise daha üstün derecelere yükseltir. Yani ilim sahiplerinin, ilim ehlinin cennetteki dereceleri şüphesiz daha yüksek olacaktır, daha büyük olacaktır. Peki bu kadar fazilet neden değerli Müslümanlar? Allah Azze ve Celle ilim sahibi olana bu kadar fazileti neden verdi? Şeriatımızda neden ulemamıza o kadar ihtiram gösteririz? Çünkü onlar Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ve bu ümmete verilen ilk emri hakkıyla yerine getirmişler. Okumuşlar. Bu yolda vakitlerinden feragat etmişler. Gece demeden, gündüz demeden okumuşlar. Ailelerinden feragat etmişler. Ailelerine gerektiği ihtimamı belki verememişler. Aileleriyle fazla vakit geçirememişler. Aileleri de buna sabretmiş, ilim okumuşlar. Çocuklarıyla çok belki uğraşamamışlar. Çocuklarını sürekli her gün, her iki günde bir parka, Luna Park'a götürememişler. İlim okumuşlar. Bu yolda kendi nefislerini sıkmışlar ve Allah Azze ve Celle bunun karşılığında onların derecelerini diğer Müslümanlardan, müminlerden daha da çok yükseltmiş. Neden? Çünkü onlar bizim ümmetimize verilmiş olan en büyük nimeti, okuma ve ilim edinme nimetini gücü nispetinde yerine getirmişler. O halde bizim de tüm Müslümanların da gücü nispetinde okuması, ilim öğrenmesi ve bu hususta şüphesiz hak yolda, selefin yolunda yürüyenlerden yardım alması gerekir. Evet değerli Müslümanlar, bizim bu kıssadan, okuduğumuz bu kıssadan çıkarmamız gereken en büyük fayda bence budur. Yani okuma emrinin biz Müslümanların üzerindeki etkisini, önemini öğrenmemiz lazım. Ve bununla gücümüz nispetinde amel etmemiz lazım. Ve her zaman aklımızda şu kıssayı bulundurmamız lazım. Uzun bir müddet vahiy gelmedi. Sonra vahiy geldi ve gelen ilk vahiy, ikra, oku. O halde bizim de okumamız lazım. Sıkıntılardan, fitnelerden, fesattan, ihtilaftan, işte ümmetin arasında zuhur etmiş bu zafiyetten, izzetten uzaklaşmaktan bizi kurtaracak olan, tekrardan açığa, düzlüğe çıkartacak olan şeyin okumak ve ilim sahibi olmak olduğunu gerçekten idrak etmemiz ve öğrenmemiz gerekir. Bu hadisten, bu vahyin ilk inme kıssasından bunu ders olarak çıkartabiliriz. Bu bir. İkincisi, burada Cibril aleyhisselamın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sunmuş olduğu bu eğitim metodundan da ders çıkarmamız lazım. Bakın Cibril Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiği zaman oku diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben okuma bilmem. Sonra ne yapıyor? İşte ilmin ancak zorlukla geleceğini, başarının ancak zorluktan sonra geleceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bizzat fiilen göstermek istiyor. Bu da bir hocanın da göstermesi gereken metotlardan bir tanesidir. Yani bir hoca ki hala günümüzde de eskide de ulemamız yapardı. Bir meseleyi talebeye izah ettirmek için bazen bunu amel ile gösterirdi. Ki bu da kişinin bir şeyleri öğrenmesi ve bilmesi için en güzel öğrenim yollarından bir tanesidir. Yani birinin görerek öğrenmesi. Ne yaptı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sıktı, sıktı, sıktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in takati kesilince onu bıraktı. Yani burada az önce dediğimiz gibi ne manası vardı? Yani ey Muhammed, bu hak davanın sahibi olacaksan, bu risaletin taşıyıcılarından olacaksan ileride çok sıkıntı göreceksin.
takatin kesilecek, kanın akacak, vaktinden gidecek, malından gidecek, canından gidecek. Bir sürü eziyet ve sıkıntıyla karşı karşıya geleceksin ama sabretmen lazım. Bak o kadar sıktıktan sonra bırakınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Fe'erseleni. Beni rahat bıraktı. Bırakınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahatladı. Hak davada böyle. Sıkılacaksın, 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 yorulacaksın. Takatin kesilecek. Artık sabredemiyorum ya Rabbi. Nerede yardımın diyeceksin? Allah Azze diyecek ki ele inne nasallahi garib. İşte şimdi Allah'ın yardımı ve zaferi yakındır. Çünkü daha yeni yoruldunuz. Şimdi sıkıntılar içine düştünüz. Allah'ın yardımı şimdi gelecek. Biz de şu an çok zorlu bir vakitten geçmekteyiz Müslümanlar olarak. İmtihanlar, fitneler, Müslümanların zafiyeti. Herkes diyor Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? İşte biz şu an sıkılma aşamasındayız. Allah Azze ve Celle imtihanlarla bizi sıkıyor, sınıyor. Sabretmemiz lazım, hak yolda yürümemiz lazım ve kesin olarak bilmemiz lazım ki Allah'ın yardımı yakındır. Artı Cibril Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sıkarak bir de ne yaptı değerli Müslümanlar biliyor musunuz? Bu da ilim talebelerinin hocalar tarafından çokça karşılaştıkları şeylerden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dikkatini hocanın yani Cibril'in vereceği o sözlere çekmeye çalıştı. Mesela olur günümüzde de hoca ders anlatınca belki talebe kalemiyle uğraşıyordur, kitapla uğraşıyordur, sayfalar karıştırıyordu veyahut da işte telefonla uğraşıyordur ki bunlar talebenin yapmaması gereken şeyler. Belki gaflete düşmüştür, hoca hemen onu orada uyarır, onun dikkatini kendisine çeker. Ya bunu işte bir yere vurarak, rahleye vurarak bir şekilde onun dikkatini çeker. Cibril de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar sıkarak söyleyeceği o sözleri iyi dinlemesine dikkat çekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o gelen vahiye çok iyi bir şekilde kulak verdi. Son olarak bu kıssadan çıkarmamız gereken ders de Allah Azze ve Celle'nin ayette ilk verdiği ayette o mana onu anlamak ve onunla amel etmek gerekir. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben okumayı bilmiyorum dedi 3 defa. 4. defada ne yaptı? Cibril o zaman vahiy getirdi. Dedi ki Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İkra bismi rabbikellezî halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Yapacaksan, bir amel işleyeceksen Bismillah ile başlayacaksın. Allah'ın ismiyle, onun yardımıyla başlayacaksın. Ondan yardım isteyerek başlayacaksın. Bir, iki, onun rızası için amelini yapacaksın. Eğer sen o ameli Allah rızası için yapmazsan o amelde başarıya ulaşamazsın. Yarı yolda kalırsın Allah korusun. Bakın değerli Müslümanlar hepimiz biliyoruz hadisi ama üzerinde tefekkür edemiyoruz. Cehennem ateşine ilk atılacak 3 sınıftan bir tanesi kim değerli Müslümanlar? Alim. İşte az önce dedik ki o kadar alimin fazileti var. Ama cehenneme ilk atılacak da alim. Niye? Çünkü birinci alim, faziletlere ulaşan alim ayettekiyle amel etti. Yaratan Rabbinin adıyla ve onun rızası için okudu. Ama diğeri insanlar ne kadar da alimmiş, ne kadar da bilgiliymiş desinler diye okudu. Aa şu hocaya baksana ne kadar güzel konuşuyor. Ya ilim akıyor dudaklarından. Ne kadar güzel ayet okuyor, hadis okuyor desinler diye okudu. Allah Azze ve Celle de cehennem ateşini ilk önce onlarla tutuşturdu. İkincisi de mücahit, üçüncüsü de malından infak eden zengin. Bu ümmette en hayırlı olan 3 sınıf cehennem ama onlarla başlayacak. Çünkü onlar ilk ayette geldiği gibi Allah'ın ismiyle ve rızasıyla yapmadılar. Allah Azze ve Celle bütün amellerimizde ihlaslı olmayı, sadece onun rızası için amel etmeyi ve riyadan korunmayı bütün Müslümanlara, öncelikle bana, nefsime öldüm Müslümanlara nasip miyese eylesin. Allah Azze ve Celle okuduğumuz bu dersi ve bütün dersleri idrak edebilmeyi, bu derslerden kendimize ibretler ve dersler çıkarıp bunu sadece dinlemekle kısıtlı bırakmayıp bilakis bununla amel etmeyi bana ve bütün Müslüman kardeşlerime, abilerime nasip müyesser eylesin. Allahümme amin ve ahru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Selamullahi ya Kudüsü fidâkir ruhu ve nefsu. Selamullahi ya Kudüsü fidâkir ruhu.